Evet arkadaşlar, bugün Kocaeli Başiskele Ercüva Yaylası'ndayız. Yanlış mı Muhittin'ciğim? Evet, Ercüva'dayız. Gördüğünüz gibi 10 numara bir yer. Etraf çam ağaçları, yan taraflar boş alan. Burada vatandaşlar çadır kurmuş gördüğünüz gibi. 10 numara bir yer. İster çadır kurun, serinleyin, eğlenin. İster manitanızı getirin, koşturun, yakalayan öper misali. Ayılar var, develer var, bir sürü şeyler var. 10 numara bir doğa. İstanbul ve çevre illerden gelmek isteyen arkadaşlara ne diyordular? Tavsiye ederiz. Tavsiye ederiz de bu gezilenlere ne diyordular? Rehber. Rehber. Rehberimiz de var, profesyonel rehberimiz. Her türlü emanetiyle yürüyüş yapmak isteyen, kıl yürüyüş yapmak isteyen. Ara ara da şimdi burası Ercüva, buradan Sakarya'ya mı bağlı burası? Pamukova'ya bağlı. Sakarya. Sakarya. Buradan Pamukova'ya ineceğiz. Oradan Bilecik'e, Söğüt'e. Bugün ne derler ona? Doğada vlog ayağına çekeceğiz arkadaşlar. Hepinizi öpüyorum. Takipte kalın. Evet arkadaşlar. Aytepe'den Pamukova'ya inerken Çilekli göletine geldik. Burası hem gölet hem de kamp alanı. Etrafına çadır, karavan, kıl yün kurabilirsiniz. Gördüğünüz gibi 10 numara bir yer. Ördekler, deve kuşları, kıl yün her şey var. Üstümüz orman, sağımız orman. Boş alanlar, koşun durun gördüğünüz gibi. 10 numara bir yer. Profesyonel rehberimiz de var, arkadaşımız. Her türlü araçtan yürüyerek neyse gezdirebilir. Manzarayı ufak ufak çekeceğiz. Kaplan. Evet arkadaşlar, Ercüva'dan Pamukova'ya iniyoruz. Ovayı görüyorsunuz. Dağdan ova ayağı. Pamukova'da bir çay molası vereceğiz arkadaşlar. Doğa, müthiş bir doğa arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Ara ara böyle görüntüler atacağım size arkadaşlar. Kapat. Arkadaşlar, Karaambar Kamyoncular Derneği'nde mola verdik. Gördüğünüz gibi arkadaşlar atom yiyor ama ben yemiyorum. Diyetteyim bildiğiniz gibi. Koran Hoca emin ol, bak onu ben yemedim. Yiyeni de götür, arkadaşlar yiyor. Nasıl kanka, güzel mi? Güzelmiş, evet. Güzellikten konuşamıyor. Muhittin, nefes bile almıyorsun dayı. Kuvvetli gelip de bize bir şey yapmıyorsun yani. Belli olmuyor hocam. Aynen. Arkadaşlar, Bilecik'e, Söğüt'e giderken bir köye çay içmek için durdum. Ulan arkadaş, bir yerde de bir akıllı adam beni bulsun. Kanka gel, gel lan. Gel. Bakın nasıl yakışıklı oldu kankam. Bu benim Söğüt'teki yeni kankam. Kampa kampa. Evet arkadaşlar. Dursun Fakıh Türbesi'ne gidiyoruz. Bu aşağıdan görünüm. Yukarı çıktığımız zaman türbeyi de göstereceğiz ayağa. Evet arkadaşlar. Dursun Fakıh Türbesi'ne geldik. Dursun Fakıh kimdir? Biliyorsunuz herhalde. Osmanlı Devleti'nin kuruluşuna şahitlik etmiş. Şeyh Edebali'nin öğrencisi, bir dayımız, bir bilgin, bir Türk bilgini. Bilecik'e gelirken bu türbeye de uğradık. Böyle tepe bir yerde, alttan da fotoğrafını çekmiştim, videosunu gördünüz. Bir de etrafa bak, o biçim bir manzarası var arkadaşlar. Bütün Bilecik'e hakim gibi. Demek ki burada insanları gözetleyip Romalı buraya girdiği zaman kendilerini alıyordular arkadaşlar. Şimdi de içeri gireceğiz böyle dümenden. Bismillahirrahmanirrahim. Evet arkadaşlar, türbemiz de bu. Dursun Fakih dayı burada yatıyor. Ceddimize rahmet. Üç kulübelle bir elem okuyup Luhun'a göndereceğiz arkadaşlar. Yani yolu bu tarafa düşenler, bu gönül dostlarını ziyaret etmelerini tavsiye ederim. Evet arkadaşlar, gezimize devam ediyoruz. Yine dağ yolundan Aytepe'ye doğru çıkacağız. O arada bir arkadaşı da uğrayacağız. Bir şeftali tarlası gördüm arkadaşlar. 10 numara.
Muhittin Cim gel böyle şeftalileri net gösterelim. Pamukova eskiden de hem kavunu çok meşhurdu hem de şeftalisi. Gördüğünüz gibi şeftaliler de tam olmamış. Şeftali bahçesi görmeyenler için diyorum. Maşallah 10 numarada vermiş arkadaşlar gördüğünüz gibi. Bunlar böyle ince mi oluyor acaba kanka? Ama çok yok, sert. Yok büyüyor biraz. Arkadaşlar gördüğünüz gibi 10 numara bir bahçe. Çiftçimize Allah kolaylık versin. Bunlar olmasa biz de şeftali meftali yiyemeyiz. Görüşeceğiz. Evet arkadaşlar bir köye uğradık. Köy kahvesi de bu gördüğünüz gibi. Benim elemanlar da yanımda. Ne köyüydü kanka burası? Ağlan. 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 Ağlan köyüymüş. Gördüğünüz gibi kahvehanesi de bu. Dayı kaç yıldır bu köyde yaşıyorsun? Doğduğumdan beri. Kaç, yaş kaç? 78. Ay 78. Milattan önce. Canavar gibisin dayı. Öyle mi? Eski kurt da var. Eski kurt değil mi? Gençliğinde hızlı mıydı dayı? Vay, seni korun. Organik yaşamış dayı. Aynen, organik yaşamış arkadaşlar. Dayı hala sağlam yani. Sakın önüne falan geçmeyin. Evet arkadaşlar, gittiğimiz yollar bunlar. Bakın, gökyüzü gözükmüyor. Jip harici bir araç da buraya girmez yani arkadaşlar. Ama doğa harikası bir yer. Gördüğünüz gibi. Ha burada yaşanır mı derseniz ya birkaç saat yaşanabilir. Medeniyet dediğin tek dişi kalmış canavar ama burada o canavar da kalmamış arkadaşlar. Evet arkadaşlar son olarak Aytepe Park'a geldik. Benim amcaoğlunun yeri çok da güzel bir yer. Yani bu yürüyüş yapanlar bilmem ne yapanlar kalacak yerde o biçim var görüyorsunuz. Hep de sen çıkıyorsun lan şeye. 10 numara kamp yerleri var, yürüyüş yolları, at var, ata binene, uçak var, uçabilene. Olay böyle arkadaşlar. Kayak var, kayabilene. Kayak var, kayabilene dedi Muhittin. Her türlü kayarız mayarız ayağa. Samimi söyleyeyim 10 numara bir yer. İstanbul'dan gelmek isteyip yürüyüş, işte konaklama falan isteyen arkadaşlar da şey yapabilir. Lan gelin lan buraya. Oğlum. Gelin bakayım buraya. Geldim abi. Siz nereden geldiniz lan? Mısır'dan geldik abi. Mısır'dan buraya kamp yapmaya mı geldiniz? Yok abi yani kamp yapmak için Türkiye'den geldik de işte. Kaç gün kalacaksınız burada? 3 gün yani. 3 gün kalıp sonra Mısır'a mı gideceksiniz? Aynı Türkiye'de yaşıyoruz. Türkiye'de mi yaşıyorsunuz? Ha? Adamsınız. Evet arkadaşlar çocukları burada eğlendiriyorlar kampaya. Dümenden al. Lan zenginliğin gözünü seveyim amına. Kapat. Herkese hayırlı günler arkadaşlar. Bugünkü vlogumuzu da bitirdik. Kapat.